Sanayiciler, işletmeler bırakın yeni yatırım yapmayı, günü kurtarabilmenin derdinde. Şirketler iflas ediyor, bazıları da iflasın eşiğinde. Ama siz ne yapıyorsunuz? Bir gecede bir varlık fonu çıkarıyorsunuz ve bu varlık fonuna ülkemizdeki her bir ferdin ilmek ilmek işleyip, emek emek ördüğü, büyüttüğü Ziraat Bankası'nı, Halk Bankası'nı, Türk Hava Yolları'nı, Çaykur'u devrediyorsunuz ve 2 milyon dönüm araziyi devrediyorsunuz. Amacınız ne? Yine imar rantı üzerinden ekonomik gelir elde etmeye çalışıyorsunuz. Ormanlar gitti, meralar gitti, dereler gitti. Bir başbakan yardımcınız çıktı. Bir büyükşehir belediye başkanınıza dedi ki parsel parsel her yeri satıyorsunuz. Takip edebildiniz mi? Nereleri satmışlar? Kimlere ne vermişler? Sayın milletvekilleri, sahilleri korumak sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, bütün milletvekillerinin görevi olmalıdır. Hazine arazilerini yandaş firmalara vereceksiniz. ÇED raporu istemeyeceksiniz. Askeri alanları imara açmayın diyoruz. Park yapın, yeşil alan yapın. İşte geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de deprem oldu. Her an Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. Niçin deprem toplanma alanları yapmıyorsunuz? Bir yeşil alan, bir boş alan görünce niçin hemen inşaat yapmak aklınıza geliyor? Arazi ve tesislerin kamulaştırılması, acele kamulaştırma yetkisi de bu maddeyle bakanlığa veriliyor. Acele kamulaştırma zorunlu hallerde yapılması gerekirken şimdi olağan hale getiriliyor. 2007'de bu serbest bölgelerin kurulmasındaki amaç istihdam yaratmaktır. Amaçlardan biri üretim artırmak ve istihdam yaratmaktır. 2007 yılında 50 bin olan istihdam sayısı 2015'te sadece 62 bin olmuş. Yani 8 yılda 12 bin artmış. Demek ki amacına uygun da çalışmamış. Hükümet asgari ücretlinin işsizlik fonu katkısını Kanal İstanbul'u yapmak üzere kullanacakmış. BES'i de mega projeler için kullanacakmış. Marmara Denizi'ni bir sülfür gölü haline çevirecekmiş. İstanbul'u yaşanmaz hale getirecek mega projelerinizi de alıp bir an önce İstanbul'dan da Türkiye'den de elinizi çekmenizi istiyoruz. Referandumdan hayır çıkacağını anladığınızı ve bu vesileyle artık torba yasa değil torba madde yaptığınızı düşünüyoruz. Peki teşvik, bu teşviklerle ilgili olarak bu bölgede teşvik alamayan firmalara ayrıca Bakanlar Kurulu eliyle teşvik verebileceğinizi söylüyorsunuz. Bu demektir ki şimdiye kadar çıkan teşvikler geçersiz. Değerli milletvekilleri, kamuya ait bütün değerleri haraç mezat birilerine peşkeş çekiyorsunuz. Bir milletvekiliniz hiç utanmadan çıkıyor, pranga diyor ve pranga dediğiniz cumhuriyet değerlerini de fütursuzca satıp yandaşa aktarıyorsunuz. Emeklilik fonu, işsizlik fonu gibi değerleri de mega projeler adı altında aktarıyorsunuz. Her düşüneni terörist ilan edip içeriye atıyorsunuz. Ülkede akademisyenleri, gazetecileri bırakmadınız. Peki biz ne yapıyoruz? Biz emekten yana, terörden uzak, huzurla yaşanabilir bir Türkiye için bütün bunlara ve size hayır diyoruz. Boyun eğmeyeceğiz. Bu saltanat sona erecektir. Yandaş kayırmaya, yolsuzluğa hayır diyoruz. Gençlerimizin umutsuz ve mutsuz olmasına hayır diyoruz.